İstikrarımız, istikrarsızlığımızdan gelir. Ekonomimizdeki en büyük istikrarımız, istikrarsızlığımızdır. Devamlı surette yarattığımız, sistemdeki siyah kuğulardır. Ülkemizde, bir siyah kuğu ölür, ardından yenisi doğar. Hiç ama hiç tükenmez siyah kuğularımız. Bu alanda çok istikrarlıyız. Mütemadiyen, bir olumsuz olay biter, diğeri başlar. Bildiğiniz, siyah kuğu kısır döngüsü bizim hikayemiz. Deprem biter, seçim olur. Seçim biter, sel olur. Sel biter, savaş patlar. Savaş biter, barış olmaz. Bu böyle sürüp gider. Ekonomik istikrarsızlığımıza bahanemiz bitmez. Bazen dış güçler, bazen iç güçler. Dış güç, iç güç, velhasıl işimiz çok güç. İşte size bir örnek. 11 Kasım'la 16 Kasım arasındaki 5 günde, dolar endeksi ve doların, euro karşısındaki değeri düşüş içinde. Bir başka ifadeyle dolar, son günlerde, bütün paralara karşı değer kaybediyor. Bunun birkaç istisnası var, onlardan birisi olan TL. Türk lirası, değer kaybeden dolara karşı, değer kaybetmeye devam ediyor. Dolarda gözlenen gerilemeye karşın, TL'nin dolara karşı değer kaybetmesi, tümüyle ekonomi dışı nedenlere dayanıyor. Yeni ekonomi yönetiminin, Merkez Bankası'yla birlikte giriştiği rasyonelleşme politikasıyla, iyimser bir havaya giren piyasa, sosyal ve siyasal alandaki yanlışlar nedeniyle, yeniden tersine dönmeye başladı. Bu dönüşün en önemli nedeni, Anayasa Mahkemesi üzerinde yaratılan tartışmalar ve hukukun uygulanmasında, her alanda ortaya çıkan müdahaleler. Aslında son günlerde risk artırıcı başka da bir şey olmadı. Bu örneğimizde, dış güçler lehimize çalışırken, iç güçler aleyhimize çalışıyor. Ekonomi yönetimi ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, kanaatimce, körler sağırlar birbirine ağırlar modunda bir politika izliyor. Rasyonelleşme derken, kime göre ve neye göre rasyonelleşme? İktisat kitaplarına göre ise bu anlayış, yandık demektir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Kurulu, her ay toplanıp, faiz artışı yapıyor. Ama enflasyonu ve doları dizginleyemiyor. Kendi koyduğu enflasyon hedeflemesini, bir ay dolmadan yukarı yönlü revize eden bir yönetim. Bu politikanın temel sonucu, hane halkı ve büyük bir kitle olan dar gelirlilerin, geçimini zorlaştırması. Orta direk diye bir kavram kalmadığı için, ondan bahsetmiyoruz artık. Gelir adaletsizliğini arttıran, az kazanandan çok, çok kazanandan az alan, bir vergi sonucu doğuran bir politikalar silsilesi. Nüfusun %20'si, gayri safi milli hasılanın %48'ine sahipken, nüfusun geri kalan %80'i, gayri safi milli hasılanın %52'sini alıyorken, bu yanlış silsile ne zaman duracak, nasıl itama erecek, öngörebilen yok. Eminim ki, kendileri de öngöremiyorlar. Az kazanandan çok, çok kazanandan az alan bir vergi sonucu doğuran politikalar silsilesi, ne demek peki? Vergi gelir kalemlerinde, dolaylı vergilerin payının fazla, doğrudan vergilerin payının az olduğu sistemin adıdır. Bir somun ekmeğe, ülkenin en fakir insanının da, en zengin insanının da, aynı vergiyi ödediği bir sistemin adıdır. Vergide adalet, gelir adaletinin sağlanması için en önemli aparattır. Ancak bunu, bizim köyde ara ki bulasın. Dolaylı vergiler, kayıt dışılığı teşvik eden virüslerdir. Adaletsiz vergi sebep, enflasyon sonuçtur. İlacı ise, vergi reformudur. Şiddetli bir yapısal reform gerekmektedir. Faiz reformu, geçici bir çözümdür. Çok kazananın çok, az kazananın az ödediği bir sistemin hayata geçirilmesi, elzemdir. Vergide adalet demişken sahi, genel adalet politikamız ne durumda? Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında, suç duyurusunda bulundu. Bu nasıl bir siyah kuğudur? Nasıl bir siyah kuğu olduğunu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Hayati Yazıcı'nın, X hesabından, 8 Kasım'da paylaştığı mesajdan görelim. Öyle olaylar olur ki, analiz yapmak için, konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken, öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık. Devleti oluşturan erkler, sorun çözümler. Asla sorun üretmez, üretemez, birbirini çelmeleyemez. Çelmeledi işte. Al sana siyah bir kuğu. Peki ne yaptı siyaset? Olayı, anayasa değişimine taşıdı. Soruyorum size, bir müdebbir,
Tüccar yatırımcı olsanız, yüksek yargı organları arasındaki sürtüşmeden sonra, ne yaparsınız, nasıl hareket edersiniz, hiç hareket etmem diyenlerin sayısı, bir hayli fazladır kanaatimce. Çünkü ekonomi yönetimi, yurt dışı yatırımcı turlarına çıktığı halde, gelen yabancı sermaye ortada, dişimizin kovuğuna bile yetmiyor. O zaman, şapkayı önümüze alıp düşünme vakti. Nerede hata yapılıyor? Neden piyasalar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin politikalarına mesafeli yaklaşıyor? Neden biz Körfez ülkelerine giderken Körfez bize gelmiyor? Neden Londra'ya çıkartma yapmamıza rağmen Londra sermayesi bize çıkartma yapmıyor? Kredi risk primimiz 32 ayın en düşüğüne inmişken halen yabancı sermaye neden gelmiyor? Neden asgari ücreti arttırdığımız halde geçim sıkıntısı bitmiyor? Neden emeklilere zam yapıldığı halde alım güçleri artmıyor? Neden sıkılaştırıcı politikalar devreye koyulmuşken enflasyon artıyor? Yeni orta vadeli program yürürlüğe girdiği halde doların ateşi neden düşmüyor? Neden? 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 Sorular bitmez, bahaneler hiç mi hiç bitmez. Ancak sıralayacağımız bahanelerle kendimizi kandırmaktan, avutmaktan başka bir sonuç elde edemeyiz. Serap görmeye devam ederiz. Gerçek ne peki? Gerçek bir tane, güven. Güveni nasıl sağlayacağız? Adaletle. Adalet nerede peki? Adalet vicdanımızda. Vicdan nerede peki? Ahlakımızda. Ahlak nerede peki? Onu da siz bulacaksınız. Size bir ipucu. Ahlakın bekçisi, bireyin erdemidir. 2024 yılının, tüm insanlığa barış, huzur ve erdemi getirmesi dileğiyle, yeni yılınızı kutlarım.